Türkiye'de ilk defa bizler resmi olarak başvurduk. Açtığımız kısa bir süre oldu ama çok ciddi sayıda bir araç talebi oldu. Ailemizde katkıda bulunuyoruz aldığımız parayla. Motorlu araçlar teknolojisi alan şefiyim. Okulumuzda 12.04.2021 pazartesi günü itibariyle egzoz emisyon resmi ölçümlerimize başladık. Sürecimiz başladı. Tabii bu sürecimiz yaklaşık bir 2 yıldır. Artık bu aşamaya gelene kadar 2 yıldır uğraşıyoruz. Egzoz emisyon işlemini okulumuzda döner sermaye kapsamında aşmak için bayağı bir gayret sarf ettik. Türkiye'de ilk defa egzoz emisyon ölçüm işlemlerine bizler resmi olarak başvurduk ve TSE'den egzoz emisyon ölçüm yetki belgesi başvurusu ve servis yetki başvuru belgesini biz başvurduk ve biz belgemizi TSE'den Türkiye'de ilk olarak bizler aldık. Tabii daha sonra bu bizim girişimlerimiz, başlangıcımız ülkemizde diğer okullarda da bu heyecanı başlattı. Türkiye genelinden diğer okullardan bizleri aradılar. Biz de böyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizlere yönlendirici olursanız seviniriz. Biz de gereken destekleri verdik. Türkiye genelinde şu anda diğer okullarımızda da, şu anda iki okulumuzda da egzoz emisyon ölçüm işlemleri bizimle beraber başladı. Ancak buna ilk öncülük eden biz olduk. Bizim bu şekilde öncülük etmemizin sebebine gelirse, yani buraya zaten müfredatımızda bu egzoz emisyon dersi var. Bu kapsamda hem öğrencilerimizin burada eğitim üretimin içerisine dışarıdan işte araçların gelip girmesi, egzoz emisyon ölçüm dersinde öğrencilerin gördüğünü burada fiiliyata dökmesi amacımız bu. Tabii diğer yanda bölümümüzde, yani tabii burada çalıştırdığımız öğrenciler diğer kendi ailelerine de burada kazandıkları harçlıklarıyla ailelerine de katkıda bulunuyorlar. Mehmet Haşlak, Karaköprü GAP Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde teknik müdür muavini olarak görev yapmaktayım. Şimdi okulumuzda birçok alanda döner sermaye çalışmamız var. Şu anda okulumuzda 8 bölümümüz mevcut. Bu 8 bölüm içerisinde 7 bölümümüz aktif olarak döner sermayede çalışmaktalar. Motorlu araçlar teknolojisi alanımızda şu anda en son çalışması işte Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan almış olduğu onayla egzoz emisyon çalışmalarına başladı. Şu anda aktif olarak bu hizmeti okulumuzda yerine getirmekteyiz. Tabii bu hizmet sayesinde vatandaşlarımız resmi bir kurumda böyle bir hizmeti almanın rahatlığını, garantisini yaşıyorlar. En azından karşılarında muhatap olacağı resmi bir kurum, resmi bir kimlik mevcut. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız, insanlarımız burayı tercih edip gelmekteler. Açtığımız kısa bir süre oldu ama bu kısa süre içerisinde çok ciddi sayıda bir araç talebi oldu. Buranın farkı şu anda resmi, az önce de belirttiğim gibi resmi bir kurum. Burada biz iş yaparken yapılan bu teknik işlemin içerisine öğrencimizi de sokarak, öğrencimiz yapılan işin bizzat sahada uygulamasını görerek, daha önce görmüş olduğu teorik eğitimini
bizzat pratik eğitimde pekiştirip daha kendine güvenen sağlam bir yapıda piyasaya, sanayiye çıkmaya hazır bir hale geliyor. Bizim buradaki asıl amacımız öğrencimizi piyasaya çıkarken, sanayiye çalışmaya giderken daha donanımlı, kendinden emin bir halde hazırlayıp o şekilde göndermektir. Evet, devri yüksek. Gaz ver. Kimin devri geçsin, bulsun. Benim adım Yusufcan Ateş. 12. GAP Meslek Motor Bölümü 12 motor sınıfındayım. Yaklaşık 1,5 senedir burada çalışıyorum. Burada birçok anlamda derste gördüklerimizi canlı olarak yaşıyoruz. Motor üstüne elektrik, üstüne egzoz emisyon yapıyoruz. Oto yıkama var. Periyodik bakım yapıyoruz. Burada gördüğümüz derslerden canlı yaşadığımız için daha çok iyi anlamış oluyoruz. Var, alıyoruz. Maaş alıyoruz buradan. Bunu da ailenize? Ailemizde katkıda bulunuyoruz aldığımız parayla. Hocalarımız sağ olsunlar, bize çok şey destek oldular. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gel. Yeterli. Hop. Haber alabilir miyim? 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 Haber alabilir miyim?